Bölgede neler yaşanıyor? Muhabir arkadaşımız Emre Diner orada. İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber ekipleri çatışmaların başladığı ilk andan itibaren bölgede sıcağı sıcağına gelişmeleri takip ediyorlar. Şu Emre Diner şu ateş hattında şu anda, hemen yaşananları kendisinden dinleyeceğiz. Emre, kolay gelsin diyelim bir kez daha. İsrail tarafı kara harekatı için gerekli şartların oluştuğunu, hazır olduklarını açıkladı. Etrafında neler gözlemliyorsun? Çatışmalar bir yandan devam ediyor ama başka neler yaşanıyor bölgede? Seni dinleyelim. Evet Meltem Günay, bizler şu anda lokasyon olarak Kudüs'teyiz ve birkaç dakika sonra ateş hattına doğru yola çıkacağız. Kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk'le birlikte. Dilerseniz biraz da basından bahsedelim. Özellikle İsrail ve Filistin basınında son 24 saatte yaşananlar gazete başlıklarına nasıl yansıdı? Buna ilişkin gazete başlıklarını aktaralım. Şu an elimde The Jerusalem Post gazetesi var. Yine İsrail medyasından The Jerusalem Post. Biraz da rüzgar var, kusura bakmayın. Aktarmaya çalışıyoruz değerli izleyicilerimize ama şöyle hemen göstermek istiyorum. The Jerusalem Post İsrail medyasının önemli isimlerinden, önemli gazetelerinden bir tanesi ve başlığında da Joe Biden savaş zamanı benzeri görülmemiş bir ziyaret için Tel Aviv'de spotunu atıyor ve Jerusalem Post özellikle biliyorsunuz ABD Başkanı Joe Biden'ın dünkü ziyareti vardı. Dünkü ziyaretine ilişkin bir sözüyle okuyucularının karşısına çıkmış. Ne diyor? Biden, Yahudi devleti halkını korumak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olacak sözünü verdi. ABD Başkanı başlığını kullanmış, yine alıntılamış Jerusalem Post özellikle Joe Biden'ın ziyaretiyle okuyucularının karşısına geçmiş. Şuna da dikkat çekmiş Jerusalem Post'un, yine solda görmüş olduğunuz gibi şurada hemen göstereyim ben size Meltem Günay. Fever rockets fired during Biden's visit diyor. Yani Biden ziyareti boyunca kuzeyden roket atışlarının azaldığına dikkat çekmiş. The Jerusalem Post yine sol sütunda yapmış olduğu haberde. Hemen devam edelim. Haaretz gazetesi var. Yine şöyle gösteriyorum. İsrail basının yine önemli yerel gazetelerinden, ulusal gazetelerinden bir tanesi Haaretz. Hepimizin tanıdığı bir medya, bir gazete. Bundan da bahsedelim. Özellikle Haaretz nasıl çıkmış okuyucularının karşısına, şöyle gazeteyi de çevirelim. Yine biliyorsunuz hastane saldırıları oldukça gündemde. Kimin yaptığına ilişkin karşılıklı suçlamalar var. Haaretz gazetesi de özellikle ona değinmiş ama yine en ön ilk manşetinde, ilk spotunda Biden'ın savaş zamanı ziyareti 11 Eylül'ü çağrıştırıyor şeklinde manşet atmış Haaretz gazetesi birinci sayfasında. Hemen ilerleyelim şöyle bir altta, yine sol spotta EDF'in yani İsrail Savunma Kuvvetleri'nin açıklaması var. Özellikle ona ilişkin bir haber var. İsrail delilleri Hamas'ın hastaneyi vurduğunu gösteriyor diye bir haber var. Haber yer alıyor Haaretz gazetesinin birinci sayfasında. Yine özellikle şunu da söyleyebiliriz Meltem Günay. Northern Exposure diye bir başlık var. Başyazarı Amos Harrell'ın yazmış olduğu, Haaretz gazetesinin başyazarı Amon Harrell'ın yazmış olduğu bir analiz yazısı var. Orada da diyor ki kuzeyin saldırılarına maruz kalmak diye bir başlık atmış. Orada da yine özellikle Hamas'ın son dönemlerde yapmış olduğu füze saldırılarına ilişkin ayrıntılar var, detaylar var, analizler var. Şimdi burası İsrail medyası böyleyken peki Filistin özellikle neler söylüyor? Ona ilişkin de detay verelim. Arkadaşlarımız bu arada şöyle sizlere etrafı da aynı zamanda göstermiş olsun. Kudüs sokaklarında yaşananları da aynı zamanda verelim ekranlara.
Evet, şu anda Kudüs'te hayat normal şekilde devam ediyor Meltem Günal. Şimdi özellikle Filistin basınında da yine manşetlerde şunu gösterelim. El Hayat El Cadida gazetesi var. Şu anda hemen gösteriyorum. Burada özellikle İsrail ordusunun yapmış olduğu saldırılara ilişkin detaylar yer alıyor. Kameraman arkadaşım size zaten gösteriyor. Filistin'de El Hayat Cedid gazetesinin birinci sayfasında özellikle Batı Şeria ve Kudüs'te 3 şehit diyor. Protesto ve çatışmaların bölgede halihazırda devam ettiğine ilişkin ayrıntılara yer vermiş. Sağlık Bakanlığı'nın, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması var. Hastaneler sağlık hizmeti veremiyor. Adeta sağlık sistemi tamamen çöktü. Uluslararası platformlara sesleniyoruz. Lütfen Filistin'in yanında olun başlıklarını kullanmış El Hayat El Cedida gazetesi Filistin'in. Şimdi El Kudüs gazetesi var. El Kudüs, burayı da gösteririm. El Kudüs'ün birinci sayfası. Özellikle bu da yine Filistin basınında yer alan bir gazete. Bu da Gazze'deki saldırıların devam ettiğini söylüyor. Özellikle işgalci İsrail acımasız saldırılarına devam ediyor başlığını atmış. Hemen sağ tarafta da özellikle Gazze'ye atılan füzelerin yarattığı tahribata ilişkin fotoğraflar da yer alıyor. Şunu da söyleyelim hemen. Son gazetede de El Hayyam gazetesine geçelim. Şimdi de yine Filistin'in ulusal medyasından El Hayyam gazetesi de şöyle. Onu da gösterelim. Özellikle hastane saldırısı ve dünkü cami saldırısında biliyorsunuz meydana gelen olaylar var. Ona ilişkin bir fotoğraf karesi var. Bir Filistinli ve kucağında yaralanmış bir çocuğun fotoğrafıyla çıkmış. Son 24 saatte İsrail'in yapmış olduğu saldırılardan bahsediyor. Cami saldırısında 170 kişinin hayatını kaybettiği 3 çocuk 170 kişinin hayatını kaybettiğini yazmış, bu başlıkla çıkmış. Ve şunu da söyleyelim, gazetenin diğer sütununda özellikle El Hayyam gazetesi işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırılarının devam ettiğini okuyucularına aktarmış diyelim. Kudüs'ten aktaracaklarımız... Sevgili Emre, şunu hemen sormak istiyorum. Şimdi orada bombaların, saldırıların gölgesinde bir yaşam sürdürülmeye devam ediyor. Filistinliler topraklarını bırakmıyor, evlerini, barklarını terk etmiyorlar. Yapılan bu zulme karşı direniyorlar. Peki elektrikleri var mı, suları var mı? Nasıl bir yaşam mücadelesi veriyorlar? Neler söyleyeceksin, gözlemlerini de paylaşmanı rica edeceğim. Şimdi şunu söyleyelim öncelikle, biliyorsunuz Mısır'la Kahire ile Washington arasında özellikle dün bir diplomasi trafiği yaşandı. Gazze'nin güneyindeki refah kapısının açılması ve yardımların özellikle masum sivillere ulaştırılması adına Biden'la Sisi arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği bilgisini edindik. Özellikle sabah saatlerinde halihazırda gerçekten ortam orada oldukça kötü. Elektrik, zaman zaman internet kesintileri, su zaten yok. Biliyorsunuz bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı Mısır arabuluculuğunda. Özellikle Gazze'nin güneyindeki su şebekelerinin akmasına ilişkin temel ihtiyaç konusunda bunun acil bir şekilde hayata geçirilmesine yönelik diplomatik temaslar vardı. Suyun 2 saatte bir aktığı yönünde edindiğimiz bilgiler var Meltem Günay. Diğer konuda da özellikle yiyecek, temel ihtiyaç gıdalarının Hamas'ın eline geçeceği endişesiyle İsrail kapıları kapatmış durumda. Bunu söylemek istiyorum net bir şekilde. Gerçekten Gazze'de durum oldukça içler acısı. Bir insanlık dramının yaşandığını söyleyebilirim. Yayında söylenebilecek bir şey gerçekten değil oradaki dram.
Tam bir insanlık dışı bir yaşam, zor bir yaşam koşulunda şu anda Filistin halkı, sivil halktan bahsediyoruz elbette. Umarız ki bir an önce burada tamamen bir ateşkes sağlanır ve Filistinliler de İsrailliler de kendi ülkelerinde güvenli bir şekilde birlikte yan yana komşu olarak yaşamaya devam ederler diyelim. Sevgili, sevgili Emre, şunu da sormak istiyorum. Senin gibi ve kameraman arkadaşımız Yusuf Öztürk gibi birçok basın mensubu arkadaşımız, muhabir arkadaşımız bölgede görev yapıyor zor şartlarda. Siz hangi şartlarda peki haber yapabiliyorsunuz? Biraz da sizin yaşadıklarınızı da aslında öğrenmek istiyorum. Çünkü basın mensuplarının da hani tabir yerindeyse kelle koltukta görev yaptığını biliyoruz. Oradan gelen haberleri paylaşıyoruz. Kendi yaşadıklarınızı da, kendi şartlarınızı da paylaşır mısın Emre? Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Geldiğimden bu yana bir hafta oldu. Dün ancak sakal tıraşı olabildim ki ekranlara iyi bir şekilde çıkıp profesyonel bir şekilde görevimizi icra edelim diye. İnanın yani iki güne bir Kudüs'te otelimiz. Zaten Kudüs'te şu anda biraz çevreyi de gösterelim aslında. Dün kapalıydı burası Meltem Günay. Kudüs'te çarşı kapalıydı. Gazze'deki özellikle hastane bombalamasının ardından burada bir protesto vardı. Esnaf dükkanı kapatmıştı dün. Gerçekten özellikle su ihtiyacımız vardı. Su ihtiyacımızı karşılamak için deyim yerindeyse tırım tırım petrol istasyonu aradık. Petrol istasyonu aradık ki oradan su alabilelim. Dolayısıyla bugün açık, şu an gayet işte esnaf satış yapabiliyor. Dükkanlar açık, restoranlar açık, züccaciye dükkanları açık, eczaneler açık. Dolayısıyla temel ihtiyaçlardan bir yana asıl tehlikeli olan gerçekten Meltem Günay. Özellikle Gazze şeridine çok yakın lokasyonlardayız. Gün içerisinde tek bir lokasyon gezmiyoruz. Birçok lokasyonda yer alıyoruz. Özellikle Gazze sınırında. Siderot, Aşkelon, Kudüs, Tel Aviv. Dolayısıyla sürekli hareket halindeyiz. Sürekli ölüm riskiyle karşı karşıyayız. Bazı zaman İsrail ordusunun sert tavırlarına maruz kalıyoruz. İngilizce konuşmamıza rağmen İngilizce de bilmeyen bir sürü İsrail ordusu var. Translate ile anlaştığımızı biliyoruz İbranice. Dolayısıyla gerçekten şartlar zor. Uyku problemi de oluyor. Çünkü gün içerisinde birçok şey yaşıyorsunuz ve gece gerçekten o yastığa kafanızı koyduğunuz zaman aklınıza tek gelen şey yaşadığınız risk ve tabii ki her iki tarafta meydana gelen can kaybı olduğunu söyleyebiliriz. Savaş psikolojisi çok farklı bir durum. Gerçekten sahada binlerce, yüzlerce meslektaşlarımız var. Dün Avrupa basınıyla birlikte sohbet ettik. Avrupa basınıyla birlikte özel haberimizi hazırlamak için yan yana olduk. Onlarla sohbet ettik. Gerçekten 9-10 saat aç kaldığımız zamanlar da oldu. Yemek arayabileceğimiz. Çünkü her yer kapalı. Güvenli bölge, kontrol noktası. Sürekli güvenlik kontrolünden geçiyorsunuz. Pasaportu gerçekten gösterdiğim için eskidiğini söyleyebilirim. Yani şu pasaportu ben yeni bastırdım ama göstere göstere bakın buradaki tahribatı. Her yerde pasaport gösteriyoruz. Her yerde kimlik kontrolü. Her yerde kendinizi ifade edebileceğiniz bir belge göstermek zorundasınız. Gerçekten çok zor. Ama şunu söyleyebilirim. Görevimizin kutsal olduğunu bilmek bizi bu mesleği, bizi işimizde daha başarılı kıldığını, yani sorumluluğumuzu, işimizin sorumluluğunu bilmek bizi daha çok mutlu ediyor. Her ne kadar kelle koltukta yer alsak da, her ne kadar kelle koltukta iş yapsak da, ölüm tehlikesi olsa da en azından bizler sizleri ve değerli izleyicilerimizi bilgilendiriyoruz ya, işte bu bize yetiyor diyelim. Şimdi ateş hattına gitmemiz gerekiyor. Evet. Özellikle oradaki temasları da sizlere TGRT Haber ekranlarına taşımamız gerekiyor. Çok teşekkür ederiz sorduğunuz soru için Meltem Günay. Bizler de teşekkür ederiz. Bize doğru bilgiyi sıcağı sıcağına aktarmak için verdiğiniz mücadeleyi görüyoruz. Allah'a emanet olun diyelim. Sevgili Yusuf Öztürk de birlikte kolay gelsin diyelim. Bir kez daha günün ilerleyen saatlerinde yeniden yanında olacağız sevgili Emre Diner. Evet sevgili seyirciler, TGRT Haber ekipleri, İhlas Haber Ajansı ekipleri sıcak bölgede işte yaşadıklarını sevgili arkadaşım, muhabir arkadaşım Emre Diner bizlerle paylaştı.